Tamamdır. Ee, herkese merhaba tekrar. Bu saatte e, güzel, keyifli bir toplantı olacak bence. Şimdi e, hastane enfeksiyonları kontrolünden bahsedeceğim sizlere. Burada tabii birkaç tane alt başlık var. Hilal Hocam'la da konuştuk hani neleri konuşalım diye. E, benim bizim gelen, hastaneye gelen bütün e, işte Öğrencilerimize tıp fakültesi öğrencisi olsun diğer işte hemşirelik öğrencilerimiz olsun onun haricinde kendi personelimize hastanemizde çalışmakta olan hekimlerden tutunda temizlik personeline kadar tabii yani onlara biraz daha farklı oluyor anlatırken ama Bizim kendi tıp fakültesi öğrencilerimize aynen şu an size sunduğum sunumu yapıyorum. Bunun paylaşılması gerekli bence de öğrencilerimle ve sizlerle. E, bu konulardan bahsedeceğim. Bunlar şimdi şöyle bakıldığında e, bir kısmını söylerken, konuşurken de belki farkına varacaksınız. Diyeceksiniz ki ya hocam bundan da bahsedilir mi? Yani hani böyle basit gibi gelecek insana. E, sıkıntı şurada. Şöyle bir baktığım zaman bunların hepsini biz sanki biliyorduk gibi geliyor insana ama inanın belki önemini tam olarak kavrayamadığımız için mi? kardiyozda da biraz boş veriyoruz ondan mı? Bilemiyorum ama e, tamamen bilinmezlikten kaynaklandığını düşünmüyorum. Belki hani biraz durumun önemini e, biraz daha bastırarak söylemek lazım. E, ...farkındalık oluşturmak lazım diye düşünüyorum. Ama onun yanında gerçekten çok çok önemli... şu ...şurada gördüğünüz e, başlıkları sizlerle birer birer paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi ilişkinin. İlişkinin inanın bu e, eğitimleri ben anlattığım zaman... ...özellikle hekimler o kadar zor bir araya gelirlerdi ki... ...hatta gelmezlerdi itiraf ediyorum... Elijeni deneymiş, biz zaten biliyoruz diye, hani işte bilip yapmama yapmayan grup demiştim ya size. Hazır baş başayken biraz kendi meslektaşlarımın dedikodusunu yapayım. Gerçekten elijeni çok önemli. Elijeni hayat kurtarıyor. Bir hastadan ötekine, belki siz işte kendiniz bir hastane bir sağlık çalışanı olarak sizden. Hem başka hastalara, hem sevdiklerinize, çevrenizdekilere bulaşı engellemenin en basit ama en inanın kesin yolu. Bu tabi şimdi artık içimiz dışımız korona oldu biliyorsunuz yani koronavirüs gerçekten çok kötü bir şekilde girdi hayatımıza. Ne zaman çıkacak o da belli değil. Bize öğrettiği şeylerden bir tanesi. Tabii öğretmesi açısından güzel oldu da keşke bunu bu şekilde öğrenmeseydik. El oldu değil mi? Artık yani herhalde çantasında bir e, kolonya da olabilir, bir alkol bazlı el antiseptiği de olabilir. Taşımayanımız kalmamıştır arabasında, evinde birkaç tane değil mi? Evet. Geleceğinin önemini anlatırken şu karşılaştığım ta bakın Roma 3. yüzyıldan benim çok dikkatimi çekmişti. 3. yüzyılda bile farkına varmışlar. Bu bir şiir. Bakın diyor ki hasta oluyordum ve sen hemen geldin yanında yüz öğrenciyle. O Simakus demek ki Simakus bir öğretmen değil mi? Bir hoca yanında diyor yüz öğrenciyle geldin hani beni muayeneye. Yüz soğuk el bana dokundu hiç ateşim yoktu. O oh, simakus şimdi var. Olayı gayet güzel özetlemiştir. Yani muhtemelen bunlar değil mi? Ellerini yıkamadan. Hatta eskiden daha da vahimdi. Semmelweis diye bir adam, bir hekim. Size ondan bahsederim ee, birazdan. İlginçtir. Ee, hayat öyküsü. Bir kadın doğum doktoru. Elisha'nın önemini ilk kez fark eden, bunu yazıya döken, makaleye döken, bir e, aynı zamanda bilim adamı ama sonu çok iyi olmamış maalesef. E, bakın hastane çalışanlarının elleri biraz da böyle korku filmi gibi efektler yaptım ki böyle iyice bir etkili olsun diye. Ellerimiz hastane enfeksiyonlarının yayılımında en önemli neden maalesef ki bu böyle arkadaşlar. Bakın. Bir e, iki tane çarpıcı bilgi getirdim size. Ecoli, Escherichia coli. Bu burada bir gördüğünüz <laughs> isimler Ecoli, Klebsiella, işte vancomycin resistant enterokok, VRE dediğimiz Staphylococcus arginosa, bu altı çizili olarak gördüğünüz bakteriler. Bunlar hastanede başımızın belası olan. Yani gerçekten hatta bazıları Klebsiellalar başta olmak üzere Asenota bakter var. O da Pisodomonas'ın akrabasıdır. Öyle baş belası bakteriler ki bunlar arkadaşlar son zamanlarda o kadar korkunç nasıl diyeyim size direnç geliştirdiler ki yani hiçbir bilinen antibiyotiğe duyarlı değiller. Tam rezistan deriz biz. Her şeye dirençli. Ve peki ne yapacağız o zaman? İşte işte yapmamız gereken böyle bir baş belası bakteriyi bir hastadan ötekine bulaşmasını engellemek. Nasıl engelleyeceğiz? Ehli yeni. Bakın ekoli bir iki çarpıcı rakam. Ellerde altı dakika sonra yarısı. Yüzde ellisi hala canlı. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne demek? Sen bir hastaya dokundun. Neyse işte bir işlem yaptın ya da gittin yanına işte... E, bu burada gördüğünüz bakteriler birazdan izolasyon önlemlerini konuşurken söyleyeceğim size Temas yoluyla bulaşırlar yani ne demek istiyorum hastanın sadece kendisi değil hastanın çevresi karyolası kapı kolu hastanın etrafındaki işte bütün ne varsa ona işte bağlı olan cihazlar hepsi hepsi odanın içinde ne varsa bu bakteriyle ile dolar bu bakteri her yere odada yayılır demektir temas yoluyla bulaşan bakteriler. Sen dokundun hastanın diyelim ki çevresine dokun. Hocam ben hastaya dokunmadım. İyi de sen eğer hastanın kardiyolasına dokunursan, hastanın işte serumuna dokunup bir şeylere baktıysan. Ondan sonra el sağlamadan çıktığında o ellerde bakın 6 dakika geçtikten sonra %50'si hala yaşıyor. Sen o, el, sen o 6 dakika içinde o ellerinle nerelere dokunursun? 6 dakika hastane içinde koştururken Az bir e, süre değildir arkadaşlar. Klebsiella daha da baş belası. İki dakika sonra yüzde ellisi hala canlı. VRE, daha da bir baş belasıdır arkadaşlar. Eldivenli olsun, eldivensiz olsun. Parmak uçlarında en az bir dakika yaşıyor. Dokundun, e, şey özür diliyorum, en az 60 dakika, en az bir saat yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir saat boyunca sen ellerini yıkamadığın sürece, yıkarsan olay bitiyor zaten her yere yayabiliyorsun. Balgamdan ele bulaştı, pusudumuna sararsanız 180 dakika yaşıyor. Tokalaşma ile geçebiliyor. Evet. Hijyeni bunların genel ismi el hijyenidir. Hani el hijyeninin sağlanması diye söyleriz. Burada kastettiğimiz hem el yıkama olsun, el antisepsisi olsun. Bunların hepsi el hijyeni içine girer. Cerrahi hijyeni de içine dahildir. Bir cerrah ameliyat yapmadan önce Farklı, biraz daha farklı bir el işini yapmak zorundadır. Elinde hiçbir mikrop bırakmamak zorundadır. Ama burada konumuz o değil. O kadar ayrıntıya girmeyeceğim. Yok. Sizlerin de, de bilinirse bizlerin de. Evet. Bakın. Hastanede ve yoğun bakımda. Yoğun bakımlar bu konuda özellikle başımızın belası. Yani daha doğrusu bize daha çok üzen yoran bölümler. O anlamda dedim yanlış anlamayın enfeksiyon kontrolü açısından sıkıntılı yerler. Neden? Çünkü yoğun bakımda yatan hastalar daha ağır hastalardır. Genel durumu daha kötüdür. Birçok evet. işte e, mekanik ventilatöre bağlıdır. Damar yolu birçok damar yolu açılmıştır. İdrar sondası vardır. Bilinçleri yoktur. Böyle bir insanın enfeksiyona ne kadar açık olacağını siz de tahmin edeceksinizdir. Eh bunların enfeksiyonu da daha ağır olduğu için verdiğimiz antibiyotikler de daha ağır antibiyotiklerdir. Bu defa bunlar eşittir. Çok antibiyotik demek, çok direnç demek. Bakterileri daha canavarlaştırmak demek ama başka çaremiz yok. Ha bir çaremiz daha var. Nedir o da? El yıkama yani el hijyeni. Yani bir hastadan ötekine bulaşmasını engellemek. Hastanede olsun, yoğun bakım ünitesinde olsun, ee, nasıl diyeyim size, salgın, değil mi? Salgınlar oluşturur bunlar. Salgın oluşmasını önlemek. Evet, en önemli standart da el yıkama. bunu bir şeyden almıştım çalışmadan. Çok çarpıcı bir sonuç bence. Personelde yani sağlık personelinde el hijyenine uyum. Yani burası acı bir şey. Sürekli olarak yüzde ellinin altında. Yüzde ellinin altında uyum sağlıyoruz. Tabi bu şeyle bu koronavirüsle de bu arttı. Yani dediğim gibi her zaman söylüyorum bu güzel bir şey. Virüs güzel değil. Elejenle uyumun artması güzel bir şey. Bu bizi dolaylı olarak diğer bakteriler ve diğer virüslerin de enfeksiyonundan korunmaya yardımcı olmakta çünkü. Ve bakın Ellejene uyum bir buçuk ya da iki kat artır artırılırsa, sen yani ellejene uyumunu artırırsan enfeksiyon sıklığı yüzde elliye varan azalıyor, yarı yarıya azaltıyorsun. Daha hiçbir şey yapmadık. Ne yaptık? Sadece ellejeni. Düşünebiliyor musunuz? Sadece ellejene uyarak. Yani farkındalık konuşmanın başında farkındalık yaratmanın önemi derken işte bunu kastettim arkadaşlar. İstediği kadar. İstediği kadar teknoloji gelişsin, tıp gelişsin. Hala da arkadaşlar en çok kullanılan tıp bir alet yeni. O yüzden elejenle uyumu döne döne konuşmak zorundayız. Çok çalışma var elejenin önemine dair. Ee, Birçok çalışma var yapılan. Ama genel olarak size şöyle söyleyeyim yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki Hemşireler kesinlikle elejene uyumda hekimlere, doktorlara göre daha iyiler. Kadınlar da erkeklere göre daha iyi elejene uyum açısından. Hekimler arasında şöyle bir genel olarak söyleyecek olursam burayı da biraz genel magazinsel kısım kabul edin. Bölümler arasında ciddi fark saptanmış. Dahili branşlar çok daha iyi uyuyor. Cerrahi branşlar elejene uyumda çok daha kötü. Özellikle yanlış anlamayın. Yani ameliyata girerken cerrah elini yıkamıyor demiyorum. Genel olarak el iş yerine, hastaneye girdi. Hasta odasına girdi, hastayı muayene etti, çıktı, öteki odaya girdi. Ha işte o arada el hijyenini sağlamak açısından. Her zaman, her zaman öğrencilerde durumun çok iyi olduğu, en iyi olduğu gösterilmiş. burada kastettiğim tıp fakültesi öğrencileri ama sizler kendiniz de üzerinize alınabilirsiniz. Bütün öğrenciler, Kesinlikle, belki de hani daha öğrenmeye açık oluyorsunuz, daha bir dikkat ediyorsunuz, sayıyorsunuz diye düşünüyorum ben. Gerçekten öğrencilerimiz her zaman elijene çok daha iyi uyuyorlar. Bu uyum kadem arttıkça. Hele hele profesörlüğe doğru gittikçe ben de bir profesörüm ama neyse ki belki de e, branşımdan dolayıdır. Yani enfeksiyon hastalıkları uzmanı olduğum içindir bilemiyorum. E, kendimi bir istisna şöyle bir tarafa koyuyorum. Ama e, gerçekten kıdem arttıkça böyle bölüm başkanlarına doğru gittikçe hasta bu mikroorganizmalar hala öldürmeye değil mi bulaşmaya devam ediyoruz. O profesördü bu hocaydı ötekisi değildi diye ayırmıyor ama sanki böyle bir şey varmış gibi maalesef hocalarımızda genel anlamda elejene uyumda bir azalma görüyoruz arkadaşlar. Ama benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Bu da çok sevdiğim bir slide'dır. O da rol model olmak. Ben öğrencilerime de şimdi şu anda sizlere de sizler de benim öğrencilerimsiniz şu anda. Aynı şeyi söyleyeceğim. Aynı ricada bulunacağım arkadaşlar. Hiç küçümsemeyin kendinizi. Tamam belki e, şu biraz zor. Geçip de hocanızın karşısına karşısına hastanede diyelim ki bir işte hekimin bir hocanın karşısına şu ellerini de yıkamadın lütfen yıkayınız demek biraz zor. Bunu yani biz ben kendi meslektaşıma da bunu yapamam. Yani yapmam. Aslında eleceğine uyumda yurt dışında öyle değil zero tolerans, sıfır tolerans denen bir şey var. Yurt dışında diyorlar ki hasta dahil herkes herkesi uyarabilir. Yani hasta hekimine ya da kendi muayene için ya da işte neyse bir şey herhangi bir müdahalede bulmak için gelen herhangi bir sağlık çalışanına dur. O ellerini yıkadın mı? Ellerini yıkamadan bana dokunamazsın deme hakkına sahip. Ama ülkemizde yani genel anlamda yanlış kimse yanlış anlamasın ama sizler de takdir edersiniz bu biraz zordur dönüp de hadi sen de şu ellerini yıka demek ha peki ne yapacağız rol model olun hiç bakmayın hiç yani hiç küçümsemeyin kendinizi ben hocam öğrenciyim ne olacak falan demeyin. Siz odaya girerken, odadan çıkarken, her odada vardır, bu olmak zorundadır arkadaşlar, duvarda, e, hastaneleri gittiğinizde göreceksiniz, her hosta, hasta odasında, hemşire deskinde, bazen koridorlarda e, el hijyeni e, sağlamak için alkol bazlı el antisettikleri asılı olarak bulunur e, Elinizi gayet güzel, geldiniz, girdiniz içeri, el hijyeni sağlayın, o, hasta odasına girdiniz, hemen el çıkarken, çıkarken, yanınızdakiyle konuşurken, siz rol model olduğunuzda, inanın belki sözlü olarak söylemekten çok daha fazla etki sağlayacaktır. Bana güvenin. Hijyeni sağlarken takı olmaz arkadaşlar. Takı takılmayacak. Buna e, saat de dahil, çünkü e, iyi bir el hijyeni el bileği dahil yapılır. E, oje, oje için ihtilaflı olsa da olur diyen var, olmasın daha iyi olur diyen e, olmaktan. Çok güzel bir demonstrasyon, benim her zaman çok hoşuma gider. Arada kahve içiyorum, kusura bakmayın. Ne olur bugün gün boyunca hiç içemedim. <laughs> Şimdi bakın, el sırtı ve el ayasında, bunu bir, bu bir çalışmanın sonucu arkadaşlar. şeyi göstermişler. Ee, eli jenini tamam e hocam anladık elimizi yıkayacağız bir de eli doğru dürüst yıkamak var değil mi ya da eli jenini doğru dürüst sağlamak var bu ne yaparken göstermişler ki bakın şu kırmızıyla gösterilenler neredeyse suyun sabunun değmediği yerler yani olur mu öyle şey hocam biz elimizi yıkıyoruz demeyin bakın gerçekten öyle el sırtında şu baş parmak e, tırnakların olduğu yer görüyor musunuz parmak araları buraların doğru dürüst yıkanmadığı gösterilmiş, temizlenmediği. Ondan sonra da el sırtında şu daha açık mavi olanlar, daha az eh yıkanan yerler. Gerçekten şaşırtıcı değil mi? Şimdi etkili el yıkamayla ilgili hepinizin bildiğine emin oldum ama şöyle bir tekrar etmemizin de iyi olduğunu düşündüğüm bir iki cümle. Bol su ve sabun el yıkamayı kastediyorum. 10-15 saniye iyice ovuşturacağız. Parmak araları değil mi? Tırnak altları hatırlayın hiç oralara doğru düz değmiyordu bile. İyice şöyle temizlenecek. Ovalayın demek istiyorum. Toplam el yıkama süresi 1 dakika civarı ya da 1 dakikanın belki biraz altında olmalı. İdealini söylüyorum arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Hemen hızlıca. Ellerimizi suyla ıslattık. Yeterince sabun aldık değil mi? Sabunu almayıp dostlar alışverişte görsün de olmaz. E, tabii ki önce köpürteceğiz avuç içinde. Sonra ne yapacağız? E, sırt sırta değil mi? Hatırlayın sırtta da önemli bir kısmı sabunlamıyorduk. Su sabun değmiyordu. Başka parmak araları değil mi? Sırt ve el sırtı ve parmak, parmak aralarını güzelce ovalayıp parmaklarımızı kenetleyip değil mi? Hatırlayın tırnaklar doğru dürüst şey olmuyordu. Siz bu kenetleme hareketini yaptığınızda çok güzel bir şekilde oralara da değmiş olacaksınız. Baş parmak değil mi? Yine hatırlayın hiç doğru dürüst su sabun değmiyor. Değmiyordu. Ama kuşlarını şöyle Hocam ne kadar çok hareket oldu demeyin. Bunlar epitopu 4-5 tane hareket. Ve bol suyla durulayacağız. Bunları o zaten böyle bir iki kere şöyle kendi kendinize yapıp hatırlattığınızda sonra bu otomatiğe bağlayacaktır. Hani böyle uzun sürmeyecektir. Daha sonra kurulamak. O kadar zahmetle yıkadığınız elinizi arkadaşlar ondan sonra tutup da üstünüze başınıza oraya buraya silip de lütfen heba etmeyin o kadar emeği. Evet kağıt havlu zaten her yerde kağıt havlu var. Elimizi kurulayacağız. Arkadaşlar. Eğer elinizi yıkılır iseniz, çeşme kullanıyorsanız ve sensörlü değilse, tabii ideali sensörlü olandır ama eğer sensörlü değilse o zaman eller yıkandıktan sonra e, kurulanmadan önce çeşme kapatılmaz. Hemen kağıt havluya alırsınız, Su o, o sırada akmaya devam eder. Kısabilirsiniz suyu. Şey, çeşmenin başlığı musluğu. Elinizi kuruladıktan sonra kağıt havluyu kullanarak musluğu kapatıp, idealini söylüyorum kutusuna atarsınız. Ama hem daha iyi yıkansın, çok a böyle mikrop kalmasın deyip de sıcak su kullanmayalım. Kaynar suyla hani elimizi haşlamayalım. Çünkü akşama kadar hastanede olduğumuz süre içinde sürekli o eller yıkanacak. Bu bir defaya mahsus değil. Elleri çatlatırsınız. Dermatit oluştuktan sonra iş daha kötü bir kısır döngüye girer. Değil mi? Çünkü dermatit sen korumak zorundasın sudan sabundan. E akşama kadar sabun olsun, alkol bazlı el antiseptiği olsun, o da yakar, değil mi? E, bu defa bir kısır döngüye sokarsınız. E, katı sabun yerine sıvı sabun kullanımı uygun bir seçenektir. Kısmen boşalmış bir sabun dağıtıcısına dispenser'a sabun eklenmez. Şimdi şöyle bazen diyor öğrencilerim, Ne hocam bunu bize niye söylüyorsun? Bunu temizlik personeli yap, yapmıyor mu? Hani? Nereye sabun ne konacak sonuçta hani onlar bilmeli doğru onlar bilmeli ama arkadaşlar siz de eğer neyin doğru olduğunu bilirseniz neyin yanlış olduğunu bilirseniz o zaman rahatsızlık hisseder ya da gerektiği yerde uyarırsınız uyarıda bulunursunuz değil mi o yüzden bir şeyin doğrusunu eğer o sizin göreviniz illa olmak zorunda değildir ama ucu size etkiliyor. Yani doğru olanı da bence bilmeniz gerekli. Çok kullanımlı havlular zaten kullanılmıyor, uygun değil. Her bir el yıkamaya bir dakika dedim. Değil mi arkadaşlar? En az. Ama bakın e, o kadar zaman hastanede hiç kimsenin yok. Gerçekten çok ciddi bir koşturmaca içinde sağlık çalışanları. Ne yapacağız peki? Ya burada işte imdadımıza alkol bazlı el antiseptiği çıktı arkadaşlar. Bununla el ovma ile biz 10 20 saniyeye kadar indirebildik. Zaman kazandık. Başka aynı zamanda hızlı etkili alkol gerçekten çok etkilidir. Sadece düşük değil. Aslında orta düzey dezenfektandır arkadaşlar alkol. Gerçekten. Sonra ucuz, pahalı bir şey dediği lavabo ihtiyacı yok. Yani su ve sabun için yer lazım. Değil mi? Sizin uygun bir yer olacak. Lavabo bulacaksınız. Her yerde her an lavabo. Bulunmuyor. Durulama, kurulama ihtiyacı yok. Bu da neyi engelliyor? Sen hani az önce göstermiştim, elini güzelce yıkadın. Ondan sonra kurulayacağım, durulayacağım, ne yapacağım diye işte nereli, bir yerlere dokunuyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Tekrar kontamine etme riskin çok fazla. Ellerini tekrardan kirletme ya da kir bulaştırma. Bunu engellemiş oluyoruz. Bunun için enfeksiyon kontrol komitesinin her hastanenin arkadaşlar bir enfeksiyon kontrol komitesi vardır. Bu enfeksiyon kontrol ekibi dediğimiz enfeksiyon kontrol hekimi ve hemşiresi ve onun yanında enfeksiyon kontrol komitesi dediğimiz hastanenin yöneticisinden tutun, eczacısına kadar, dahili ve cerrahi branş hekimlerinden birer kişi, kişiye kadar birçok kişinin bir araya gelerek oluşturduğu bir komitedir. Ama çekirdek ekip enfeksiyon kontrol ekibidir dediğim gibi enfeksiyon kontrol hekimi ve hemşiresinden oluşur. Bizim hastanenin de enfeksiyon kontrol hekimi benim. Enfeksiyon kontrol, şey enfeksiyon hastalıkları hekimi olur çünkü. Ee, hastanenizin nerede çalışacak olursanız olun, enfeksiyon kontrol komitesinin e, uygun gördüğü bir e, el antiseptiği kullanılır. Bu alkol bazlı olabilir, klorheksidin olabilir, çeşit çeşit var. Buna ee, sizin enfeksiyon kontrol ekibiniz e, gerekli işte e, çalışmaları yapılmış mı, işte belgeleri tamam mı vesaire hepsine bakarak, inceleyerek aynı zamanda artı mümkünse tabii ki hesaplısını bularak karar verir. Uygun miktar elinize almanız gereken 3 mililitre ya da 3 cc'dir. Bu genellikle pompalı olan el ansettiklerinde ayarlıdır. Siz iki paf taf diyorum ben, iki kere bastığınızda elinize gelen yaklaşık 3 mililitre kadar sıvıdır. Uygun sürede ve uygun koşullarda sağlanır, yapılır e, el hijyeni e, burada. Yani uygun koşullar ne? Az önce söylediğim işte takı, saat vesaire olmaması. Nedir peki? Toplam 6 tane hareket arkadaşlar. Az önce el yıkamada da söylediğim hareketler. Daha farklı değil. Şu benim çok hoşuma giden iki demonstratif şöyle bir ve ikinci. Alt e, altı hareketi sizler buradan bu şekilde e, gayet güzel. Hani diyorum ya bir süre sonra zaten otomatiğe bağlıyor. Önce avuç içleri, eh zaten avucunuzun içine önce almak zorundasınız sonuçta sulu bir alkollü bir şey değil mi? Ondan sonra tamam elinizin içine dağıttığınız sırtı, el sırtı değil mi? Hatırlayın doğru dürüst gelmiyordu ve parmak araları. Şu üç hareket. Apraz parmaklar, baş parmak, avuç içi parmak. Hastanede bazen görüyorum arkadaşlar avucuna alıyor arkadaş şeyi e, el Ondan sonra şöyle bir yapıyor ondan sonra kurulayacağım diye böyle sallamalar. Hani elde kaldı ya vıcık vıcık. Yani e, size hayrı da olmaz o tarz bir şeyin. Peki ne yapacağız? İşte bakın şu altı hareketi siz yapana kadar zaten bunları çok hızlı bir şekilde yaparsınız. Yani bunlar böyle e, tabiri caizse akbadeve değildir aslında uzun uza diye. Siz bu hareketleri yapana kadar inanın alkol uçucudur biliyorsunuz uçar. Zaten alkolün etki etmesi için arkadaşlar alkolün uçması lazımdır. Alkol uçarken oradaki proteinleri denatüre eder, parçalar ve etki eder tamam. Bu arada hani sözü gelmişken, yeri gelmişken e, ee, almanız gereken alkol yüzde yüz alkol olmamalıdır. Yüzde yüz alkol ee, öldürmez, mikrop öldürmez. Yani ne kadar çok alkol seviyesi varsa o kadar iyi değildir. Yüzde altmış %60, %70 alkol olmalıdır. Alkolün öldürücü etkisini, proteinleri parçalama etkisini ortaya çıkması için bir miktar su da olmalıdır. İpek mikrofonunu açtı ama İpek Kılıç, sesin geliyor. Peki. Şimdi şunlar da arkadaşlar önemli noktalar e, ee, eliniz kirlendi. Bariz bir görünür bir kir oluştu. E o zaman tutup da alkollü antiseptik ile ya da neyse işte kullandığınız antiseptik ile en temizliği sağlanmaz. Elinizde gözle görülür bir kirlenme olduysa ya da siz hissettiyseniz gidin elinizi yıkayın. Bildiğiniz suyla sabunla. Ama onun haricinde, yani bunu hissedersiniz, bilirsiniz. Ama onun haricinde akşama kadar sadece el antiseptiği ile siz gidebilirsiniz. Yani günü götürebilirsiniz. Tam kuruma sağlanana kadar ovalanmalı. Az önce size söylediğim şey. Eller vıcık vıcık iken, o haldeyken, o alkol oradan uçmadığı sürece aynı şey mesela betadin içinde geçerlidir. E, tendir diyot gibi kahverengi olan hastanelerde kullanılan cilt antisepsisinde yani ne geçerlidir söylediğim uçana kadar, kuruyana kadar e, dezenfektan etkisini göstermez. Tamam. arkadaşlar diyelim ki bir eldiven giyeceksiniz öncesinde. Zaten eldiven giyer, giymeden önce ve giy, giydikten çıkardıktan daha doğrusu sonra da el sağlanmalıdır. Bunu unutmayın. Ee, ama eldiveni elinize giymeden önce aldığınız elinize alkol, el antisepsisi sağladınız. Eller daha vıcık vıcık alkolken lütfen eldiven giymeyin. Çünkü alkol uçamadığı için çok da ciddi tahriş eder. Elinizi mahvedersiniz. Hem de eleceğini sağlamamış olursunuz. Tabii ki alkolün uçucu ve yanıcı olduğunu da unutmamak lazım. Yani ona göre bulunduğunuz yerde dikkat etmeniz lazım. Peki eleceğini eleceğini ne zaman? Aslında her zaman şöyle bakacak olursanız değil mi? Yani neredeyse kıpırdadığınız her dakika, her saniye bir eleceğini sağlamak lazım. Bunların hasta ile temastan önce ve sonrası var arkadaşlar. Bakın şurada şu gördüğünüz. Hasta ile temastan önce ve sonra. Hasta çevresi ile temastan önce ve sonra. Her tür invaziv girişim. Hastaya idrar sondası takılacak. Hastanın hastaya damar yolu açılacak. Hastanın bir pansumanı yapılacak. Pansuman normalde asettik şartlarda yapılması gereken yani sizin böyle el işlerini sağlayacaksınız eldiven giyeceksiniz bu şekilde yapılması gereken bir işlemdir pansuman çok yani hafif hafife alınmaması gereken bir işlemdir ya da hastanın mekanik ventilatör işte atıyorum ayarlarıyla oynayacaksınız bütün bunlardan önce ve sonra sadece hastaya değil hastanın çevresindeki şeylere de objelere de dokunduktan sonra el işlerini sağlanmalı Evet şunu size söyledim eldiven giymeden önce tamam eldiven çıkarttıktan sonra da arkadaşlar bu çok gözden kaçıyor. Lütfen eldivenleri çıkarttıktan sonra da el işlerini sallayalım tamam. Çünkü e, size göstereceğim e, yapılan çalışmalar var eldiven çıkarttıktan sonra e, hiç el elini yıkamadan direkt bir petri kutusuna bakteri üreyip üremeyeceğini anlamak için şöyle eli bastırmışlar ve o petri kutusunda aynı o el çiz şeklinde yani ne kadar ne mikroorganizma varsa hepsi üremiş. Sonuçta siz yani bizim burada savaştığımız şey mikroplar. Adı üzerinde mikroorganizma. Eldivenlerin değil mi? Sonuçta porları, delikleri ne kadar nedir bilemezsiniz. Yemekten önce sonra, tuvaletten önce sonra. Değil mi arkadaşlar? Çok önemli. Hocam bu da yazılır mı demeyin. Elini yıkamayan var biliyorum. Evet. Söylediğimin, e, yani bileceğim ne zaman yapılacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün meşhur 5 El Hijyen Endikasyonu e, broşürü arkadaşlar. Aynen bu şekildedir resimler. Sadece şeyler Türkçe'ye çevrildi. Hastaya temas öncesinde sonrasında hastaya bir aseptik işlem öncesinde yani işte ağız bakımı, sekresyonları asfire etmek, yara bakımı, kateter takılması ne, ne olursa hastayla ilgili. Asetik bir işlem öncesinde hastanın vücut sıvıları ile temastan eldiven çıkartıldıktan sonra hastaya temastan sonra hasta çevresindeki yüzeylerle temastan sonra el işini sağlanmalı. Tezeden tabii ki yeri geldiğinde takılacak. Elbette kullanılacak. Ama şöyle bir riski var. Yanlış bir güven hissi uyandırıyor. El hijyeni, el hijyenine uyumu azaltan bir uygulama. Eldiveni takınca zannediyor ki, zannediyor ki o kişi tamam ben artık her yere dokunabilirim. Elimi yıkamama da gerek yok. Yani eldivenle el yıkanmaz zaten öyledir. Eldiveni çıkartır ve elini yıkarsın. Eldiveni yıkamazsın. Eldiven kullanım önce sonrasında mutlaka el antiseptik sağlanacak. Eldivenler yıkanmaz, tekrar kullanılmaz. Eldiven üzerine antiseptik solüsyon uygulanmaz. Bunları unutmamak lazım. Bakın şu işte size az önce söylediğim eldivenle işlemi, gerekli işlemleri yaptıktan sonra sağlık çalışanı ne iş yaptıysa çıkartıyor eldiveni. Hani niye eldiven çıkarttıktan sonra da el işlemi sağlanacak? Buyurun. Elişeni, şey, petri kutusuna bakteri şöyle bastırdıktan sonra elini üreyen mikropları görüyorsunuz. İşte o elin şeyden sonra temizdir demeyin. Evet. Şimdi izolasyon önlemlerinden farklı bir başlığa geçti, geçiyoruz. İzolasyon önlemlerinden bahsedeceğim. İzolasyon ama diğer karantina aslında değil mi arkadaşlar? Ee, Enfekte ve kolonize hastalardan ne demek istiyorum? Sadece enfeksiyon değil, bir istemediğimiz bir mikrobu kendi üzerinde taşıyan hastalarda vardır. Kolonize olmuş, kolonizasyon enfeksiyon demek değildir. Yani orada herhangi bir enfeksiyon hastalık oluşturmadan sadece toplaşıp bir arada durur orada mikroplar. Yani Türkçesi bu kolonizasyon. Var mı peki böyle bizim korktuğumuz kolonizasyonlar? Var mesela yoğun bakımda yatan hastalarda mutlaka rekt rektal sürüntü alınarak VRE dediğimiz bankomisin dirençli enterokok varlığına bakılır. Varsa tedavi edilmez. Taşıyordur, kolonizedir hasta. Ama çok hızlı bir şekilde bütün hastalara yayılabileceği için bu sağlık çalışanlarını alar, alarma geçirir. Yani sen o hastaya Yaklaşık yani hastaya gelip herhangi bir işlem yaptıktan sonra elijenine azami maksimum seviyede dikkat edeceksin. Yani o yüzden sadece enfekte değil, kolonize hastalarda, diğer hastalara, ziyaretçilere, sağlık personeline, değil mi? Ya da bizlere mikroorganizmaların bulaşını engellemek için hastalar izole edilirler. Evet, hangi yollarla geçiyor? Baş yoluna göre. Sizin yaptığınız, uyguladığınız izolasyon yöntemi de değişir arkadaşlar. En sık gördüğümüz hastanede temas yoluyla bulaştır hastaneler için. Direk olsun ne demek istiyorum? Direk o kişiye dokunarak ya da indirek olsun. Hastanın çevresindeki herhangi bir şeyler, herhangi bir objeye dokunduğunuzda. Başka hava yoluyla bulaş, hava yolu bula ile bulaş en kötüsüdür. En hızlı bulaşan yoldur. Damlacık yoluyla bulaş, damlacık kötü nisidir. Koronavirüs dediğim arkadaşlar damlacık yoluyla bulaşıyor. İnfluenza, işte bu domuz gribi değil mi? Zamanında çok korkuttu bizi. Yine damlacık yoluyla bulaşır. Vektör aracılığı dediğim, vektörden kastım arkadaşlar. Bit, kene, eklem bacaklılar, işte sinek, karasinek vesaire bunlar aracılığıyla bulaşan hastalıkları kastediyorum. Ama burada konumuz bu değil ama böyle bir bulaş yolu da var. Sadece bunu söyleyerek geçiyorum. Evet, nelerden bahsedeceğiz izolasyon önlemleri derken? Hangi yolla bulaşıyor ise ona ait yöntem. Bakın temas, damlacık, havayolu önlemi görüyor musunuz? Koruyucu ortamdan bir cümleyle bahsedeceğim. Bunun dışında arkadaşlar bir de standart önlemler dediğimiz sizin hastanız ne olursa olsun, muhatap olduğunuz hasta hangi hastalığa sahip olursa olsun ki bu enfeksiyon hastalığı olmak zorunda değildir arkadaşlar. Herhangi bir hastayı kastediyorum, hastaneye yapmış olan. Ne olursa olsun senin uygulaman gereken hiçbir hastayı ayırt etmeden bunun ne hastalığı vardı, enfeksiyon muydu demeden hepsine uygulaman gereken standart önlemler vardır. Ne der, derler? Bir geçer hani herkes için e, gerekli olan yöntemler, bunun önlemler, bu önlemleri, bu yöntemleri mutlaka hepimizin bilip kullanması lazım. Evet, hastanın tanısına enfeksiyon olmada bakmaksızın hastalara uygulanan önlemler nedir bunlar? Anlam. Her türlü vücut sıvısı. Ter dışında her türlü vücut salgısı. Şeylerde böyle geçiyor arkadaşlar kaynaklarda. O yüzden ben de bunu bu şekilde getirdim. Ter dışında, niye ter dışında demeyin. Çünkü dediğim gibi hani oradan e, pratikte bulaşmadığı kabul ediliyor. Bir daha söylüyorum. Kan ter dışında her türlü vücut salgısı, vücut sıvısı, mukoza ile bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında steril olmayan eldiven giyinmelidir steril olmasına gerek, gerek yok. Abartmaya da gerek yok ama sen bunlarla temas edeceksen eldiven giyeceksin. Mukozadan kastım göz, göz akı değil mi? Konjonktiva burun ya da ağız içi. Mukozalarda arkadaşlar çok iyi bir bulaş yoludur. Çok ciddi bulaş olur oralardan. Evet. Temas sonrasında eldiven çıkarıldıktan sonra eliciğine sağlanmalıdır. Hasta üzerinde de kirli alandan temiz bir alana geçerken neyi kastediyorum? Hastayı Diyelim ki geldi yani yatan hasta pansumanını yaptınız. Kirli bir alan değil mi? Kirli akıyor diyelim ki yaptığın pansumanı. Ne yapacaksın? O arkasından da diyelim ki hastanın e, ne, ne, olabilir? Damar yolunu bir şöyle temizleyeceğim. Damar yolunun olduğu yeri bir pansuman yapacaksın. Hani kirli bir pansuman değil de daha temiz bir e, şeyini değiştireceksin. Gazlı besini değiştireceksin. O eldiven çıkar. Sen kirli yerdeki çalıştığın yerdeki eldivenle tutup aman aynı hasta değil mi ne olacak bir de şu tarafında işini halledeyim demeden değiştirip el sağlayıp tekrar içine devam etmelisin. Nasıl ve salgılarının çevreye sıçrama ya da yayılma ihtimali olan durumlarda ne olabilir? Hastanın sekresyonlarını aspire ediyorsunuzdur. Değil mi? Hastanın da saçacak bir yön bir e, müdahalede bulunmanız gerekiyordur. Hastanın sekresyonlarının etrafa saçılacağı eldivene ek olarak sen hastadan sana neler sıçrayabileceğini tahmin ederek önlük, maske, gözlük gibi gerekli malzemeleri kullanmalısın. Tabii maske artık şu anda vazgeçilmezimiz oldu. Ben buraya yazdığım genel geçer yöntemler, genel geçer kurallar ama hani gerektiğinde maske takıyoruz. Şu anda 7/24 gerekiyor değil mi arkadaşlar? Kan ve diğer vücut sıvı salgılarının çevreye sıçrama, püskürme ihtimali olan durumlarda e, cerrahi maske. Cerrahi maske bakın N95 değil abartmayın. Gözlük veya süperli maske kullanılmalıdır. Kullanmayan, üşenen Murphy kanunu diye bir şey var değil mi arkadaşlar? Duymuşsunuzdur. Kimseye bir şey olmaz. Sen hastaya bir işlem yapacaksındır. Her zaman takarsın. O gün bir yüz süperliği takmazsın. Bütün yüzüne gözüne hastanın sekresyonu dolabilir. Nitekim olmuştu da böyle bir kulak boğaz uzmanı. Az Üniversitesi'nden bir arkadaşım panikle beni aramıştı. Hastaya müdahale ederken bütün yüzüne gözüne sıçratmış, siperlik bir tane var diye üşenmiş ikincisini arayıp bulmaya asistanına taktırmış. Kendi takmamış, fena. Evet, her türlü spinal girişim sırasında yani özellikle ne yapıyoruz mesela lomber fonksiyonu değil mi? Hastanın şu belinden su alma denen olay ya da spinal anestezi çok artık yaygınlaştı değil mi? Gibi işlemleri yaparken de e, yapan kişinin cerrahi bir maske takması istenmekte. Evet. Standart e, önlemlere devam ediyorum. Bunlardan biri solunum hijyeni. Ne demek bu? Eğer ki siz ee, Polikinin önünde ya da acilin önünde bekleyen hastalarınızdan e, öksüren, hapşıran, etrafa sekresyon saçan kişiler varsa bu noktalarda enfeksiyon kontrolünü sağlamalısınız. Şimdi maske çıktı, mertlik bozuldu. Yani şu anlamda diyorum. Zaten bu insanlara ya ağzını mendil peçeteyle kapatması konusunda eğitim vermek gerekirse, onlara maske taktırmak ve en az bir metre aralarında mesafe olacak şekilde mümkünse tabii ki yerleştirmek gerekli. Ama e, zaten maskeler artık otomatik kılıyor biliyorsunuz kanlı vücut salgılarıyla kirlenmiş malzemelerle yüzeyle temas ederken eldiven gelecek, çıkarılınca eleceğini sağlanacak. Kirli malzemelerin transferi ortaya kontamine, ortamı kontamine edecek şekilde yapılmamalıdır. Kontamine etmeyecek yani ne demek istiyorum? Çık yani kirli malzemeyi aldın, sağ sola attın, etrafı kirlettin. Öyle değil. Yanında işte gerekli olan konuşacağız atıkları Tıbbi atık ya da evsel atık kovası neyse yanında o olacak ve onun içine atacaksın. Evet. Her tür parenteral enjeksiyon sırasında steril, tek kullanımlık enjektör kullanılır. Zaten böyledir. Arkadaşlar kullanım sonrasında iğnenin ucu enjektörden ayrılmaz. En fazla yapılan çalışmalar göstermiş ki en fazla sağlık çalışanları iğnenin ucunu ucuna en şeyin enjektörün kılıfını takmaya çalışırken ee, ellerine batırıyorlar. Tamam. Ucu kıvrılıp bükülmez. Ne yapılır peki? Konuşacağız, göstereceğim. Özel delici kesici alet kutuları vardır. Bunlar atık kutusudur. Bunun içine atarsın. Tamam. Çöp kutusuna da atılmaz arkadaşlar. Yumuşak o poşetli çöp kutusunun içine enjektör ucu atılmaz. Başka birisinin eline batmasına sebep olursunuz. Onlar sert plastikten yapılan delici kesici sarı renkli delici kesici alet kutularına atılır. Evet, kesici delici aletler, kesici delici uçlar vücudun herhangi bir bölümüne dönük şekilde elden ele transfer edilmez. Bir işlem yaptın, o iğneyi ne yapacaksın? Yanında tıbbi atık kutusunu ya da işte o delici kesici alet kutusunu taşıyacaksın, onun içine atacaksın. Elinde iğneyle ben bunu nereye atacaktım? Çöp kutusu böyle aranmaz arkadaşlar. O sırada kendine, arkadaşına iğne batıran çok kişi var. Hatta bir hemşire hanım hatırlıyorum, belki siz de haberlerden hatırlarsınız. Bolu'da hemşirelik yapıyordu. Kırım, Kongo kanamalı ateş hastası acile geliyor. Hastadan kan alırken arkadaşı iğneyi, hastadan kanı almış, ucu daha kanlı falan, arkadaşına batırıyor. Yani bir, bir iş yaparken de sarsak savruk şekilde yapmamak lazım. O genç kız, o hemşire hanım kurtarılamadı. Numune eğitim Araştırma Hastanesine Ankara'ya getirilmişti ama vefat etti. Evet, her tür kesici delici al, e, özel, aletler, özel kesici delici aletler. Evet, al, evet, bir... Arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar İlayda sen açtın şimdi İlayda mikrofon mikrofonları açmayalım arkadaşlar. Multidoz flakonlar oluyor bazen. Her giriş için yeni ve steril bir enjektör ve enjektör ucu kullanılır. Ve o hani çoklu olan ilaç, çoklu hani flakonlar, multidoz flakonların diyaframını da alkolle silmek gereklidir arkadaşlar. Evet. E, karamanlık yapmaya da gerek yok. Her zaman öyle söylerim derslerimde. Azdan azdan restasyondan kaçınılmalı. Tamam, öyle bir şey yok. Vücut sıvı ve salgıları ile kirlenme ihtimali olan yüzeyler yakınında yani neyi kastediyorum işte hastadan numune alındı mesela onların konduğu servislerde deskler vardır masalar vardır ya da laboratuvarlar değil mi bütün örnekler oraya gider yiyecek içecek konmaz yenmez saklanmaz. Evet. İlaç, mama, gıda saklanan buzdolaplarında vücut salısı ya da salgısı bulunmaz. Kan kültürü, idrar e, gitmeden önce laboratuvarda uzun süre eğer beklenilecekse dışarıda bekletilmez. Buzdolabında bekletilir. Hani özellikle e, idrar için diyorum. Tutup da onun yanına kek konmaz değil mi? Yenmek için arkadaşlar. Evet. Şimdi bu noktada sağlık personelini koruyucu ekipmanlardan bahsetmek istiyorum size. Nedir bunlar? eldiven, önlük, maske, gözlük, gözlük ya da yüz koruyucu. İkisini bir arada da söyleyebiliriz. Arkadaşlar bunlar belli sırada gelir, belirli sırada çıkartılır. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün aynı zamanda eğitim konularıdır, başlıklarıdır. Bakın. Yani e, diyorum ya her zaman söylerim. Basit, basit gibi görünen ama ne ilginç bir şekilde kimsenin bilmediği ama çok da önemli olan ayrıntılardır bunlar. Ben baş harfleriyle her zaman öğrencilerimin dikkatini çekelim. Giyerken arkadaşlar, ÖMGE diye giyilir. Önce önlüğü giyersin, sonra maske takılır. Tabii biz hep maskeli olduğumuz için, siz maskeyi o anlamda düşünmeyin. Sonra gözlük ya da yüz koruyucu neyse, en son eldiven giyilir. Çıkartırken ilk başta eldiven çıkartılır. ÖMGE diye giyersin egöm diye çıkartırsın. Ki kontaminasyonu böylece en azza sindirmiş oluyoruz. Sadece eldiven kullandıysan hasta odasındaki çöpe atabilirsin ama tam bir sağlık personelini koruyacak ekipman kullanılmışsa o zaman ön oda yani hastadan odasından dışarı çıktıktan sonra onları çıkartırsın. Hele hele maskeyi çıkartacaksan hani bizler değiştirmek diyelim Hastanın odasından çıktın, kapıyı kapattın, ondan sonra çıkartılır. Ve tabii ki arkasından değişelim. Evet. Kısaca böyle bir iki cümleyle nasıl gelip nasıl çıkartılır bir konuşalım. Ne dedim? Ömge diye giyilir. Değil mi? Şimdi önlüğü giyerken bir iki sen çok böyle e, basit bir işlem yapacaksan daha böyle bezden hani boks önlüğü deriz biz giyebilirsin. Çok daha sulu bir işlem yapacaksan daha e, kalın malzemeden yapılmış bir önlük giyebilirsin. Boyuna posuna uygun bir önlük olmalı tabii ki. Arkadaşlar önlük önden giydik röptü şambır gibi bağlanmaz. Şöyle önden kollarınızı giyersiniz arkadan değil mi? Bağlanır. Çok küçük diyelim ki bulamadın kendi cüsselerine göre. iki tane giy. O zaman birini önden birini arkadan giyebilirsin. Demokrasi seçareler tükenmez. Yedikten sonra ne yapacağız? İşlem sırasında çok kirlendi. Vıcık vıcık diyelim ki sekresyon, kan neyse bulaştı. O önlüğün böyle kanlı kanlı durup içinize işlemesine, içinize kadar bulaşmasına izin vermeyeceksiniz. Kan, sekresyon sıçradı hemen değiştirilecek. Eğer altındaki giysi ya da derinize hani kol diyelim ki kısmı neyse bulaştıysa hemen yıkanacak. Tek kullanımlıklar bir daha tekrar tekrar giyinmez. Cerrahi önlükler ortak kullanılmaz. Evet. Maskeler, maskelerle ilgili e, ülke çapında çok şey öğrendik. Ben şimdi size bir sağlık felsefenin genel geçer, kural olarak bilmesi gerekenleri söyleyeceğim. Cerrahi maske, değil mi arkadaşlar, genellikle takılan budur. Kan ve vücut sekresyonuna karşı korunmak, korunmak için aynı zamanda hastayı da korumak için takarız. Hem kendimiz hasta olduğumuzda, değil mi, çevreye bulaşı da engellemek için maske takmak pratik bir yöntem. Şimdi N95 hamur çok duyuyoruz değil mi? N99 ne bunlar? Bunlar arkadaşlar çok çok küçük partiküller. 5 mikron bizim için önemli bir değerdir. Neden? Çünkü ağızdan çıktığında ya da burundan ağızdan çıktığında hani solunum ya da damlacık olayıyla bulaşan enfeksiyonları kastediyorum. Koronavirüste dahil olmak üzere. Eğer ki 5 mikrondan daha büyük partiküller saçılıyorsa etrafa bu ağır bir şeydir. 5 mikrondan daha büyük olması çok ileriye gidemez. Yani bir, bir buçuk yani bu bir buçuk metre dediğimiz şey var ya sosyal mesafe deyip durduğumuz. İşte bu sosyal mesafeyi belirleyen işte bu 5 mikrondan büyük ya da küçük partikül yapmasıdır o mikroorganizmanın. Tamam. 5 mikrondan daha büyük partiküller oluşturuyorsa o zaman cerrahi maske yeterlidir. Ama çok daha küçük şeyde ne zaman takıyoruz koronavirüste, COVID-19'da ne zaman takıyoruz? Aerosolizasyon gerektiren işlemlerde değil mi? Neden? Çünkü o zaman işte 5 mikrondan küçük partiküller saçılıyor ortaya da o yüzden ortama. Ha onlar 5 mikrondan küçük olduğu için havada asılı kalırlar. Sıkıntı orada. Yere çökmediği için 5 mikrondan büyük olanlar gibi gittiği yere kadar gider. Metrelerce sürüklenebilir çünkü. Evet. Maskeyi takarken arkadaşlar bu bayağı bir konu oldu değil mi ülkemizde de ağız çene burun hepsini yani burnu burnun altında ağzın yukarısında çenenin altında taşınmaz öyle maske olmaz. Yüze tam oturmalı. N95 gibi özel tip maskeler için yüze uyum testi e, yapan e, uyum testi yapan aletler var ama her hastanede her zaman olmaz. Bunun için en pratiği. Maskeyi takın. N95'i kastediyorum. Nefes altınızda çöküyorsa, nefes verdiğinizde kenarlardan kaçmıyorsa N95 çok rahat bir maske değildir. Yani gerçekten sizi boğacak gibi olur. Ama N95 maske zaten cerrahi maske gibi sürekli takılmak için yapılmış bir maske değildir. Gerçekten bir süre sonra hipoksemiye giriyorsunuz. Maske giydikten sonra dikkat edilmesi gereken arkadaşlar bir maske eğer ıslanırsa değiştirilmelidir. Çocuk ya olsun, sekresen olsun. Siz kendinize öksürdünüz, hapşırdınız diyelim ki maske ıslandı, değiştirin. Maske takmamış gibi olursunuz yoksa hiçbir işe yaramaz. Tekrar kullanılmaz, ortak kullanılmaz. Evet. Gözlük ya da yüz koruyucusu daha sonra takılır demiştim. Onu da yüze tam olarak oturmalı ama tabii ki sıkmamalı. Yüzünüz gözünüz sıkarken siz işinizi doğru düz yapamazsınız. Ne dedim? En sonda ömge ...eldiven giyilir değil mi? En son giyilir. Doğru tipte, doğru boyutta... ...elinizin ölçüsünü bilerek... ...küçücük bir eliniz var, büyük bir... ...eldiven takıp da ya da tam tersi... ...olmaz. Eldiven giymeden önce eller yıkanır... ...ya da el ansettiği kullanılır... ...ve önlüğün kol manşetinin... ...üzerine çekilir arkadaşlar eldiven. Eldiven giydikten sonra... temizden kirliye doğru çalışılır... ...mümkün olduğunca az yere dokunulur... ...çünkü... Her, maalesef hani gördüğünüz şey eldiven takınca insanın kendine bir güven geliyor. Ben aldığı eldiven, eldivenle her yere dokunurum moduna giriyor. Sakın. Çıkarttıktan sonra yine el işini. Eldivenler yıkanmaz arkadaşlar. Çıkarırken de önce eldiven çıkartılır. Eldiveni çıkartırken yani arkadaşlar içini dışına çevirerek çıkarırsınız ilkini. Sonra diğer eldivenle olan eline alırsın. Sonra diğerini de içeriden böyle hani temiz el insan sonuçta eldiveni çıkarttınız ya içten tutarak diğer e, eldiveninizi çıkartır derdest eder ikisini torba şeklinde bu sayede bakın birisi yanlışlıkla dokunsa çarpsa bile olabilecek en minimum en az kontaminasyonu sağlamış olur sonrasında el işini artık eldivende e, ellerde eldiven yok gözlük ya da göz koruyucusunu çıkartıyorsunuz önlük önlük Kalar çözüldü, omuz kısmından tutup yine yine kontaminasyonu engellemek için dışı içe çevrilir, yuvarlayarak katlarsın. Böylece sadece temiz taraf gözükür. Sen o şekilde yanlışlıkla arkadaşın çarpsa, sen üstüne başına dokunursan yanlışlıkla temiz taraf dokunacağı için kontaminasyonu minimuma indirmiş olursun. maske. Arkadaşlar bir maske çıkartılırken asla önden böyle tutulmaz. Maskenin bağlar çözülür. Eğer bağcıklı bir maske takıyorsanız önce alttaki sonra üstteki çözülür ve bağlardan tutarsın. Değilse zaten kenardan kulakların arkasından tutup o şekilde atarsın. Evet. Bunlar genel geçer yöntemlerdi. Şimdi de izolasyondan bahsedelim arkadaşlar. Bulaşıcı hastalık tanısı veya şüphesi olan hastalar hastane yatırma indikasyonları yönden dikkatle değerlendirilmeleri gerekir. Mümkün olan her durumda ayaktan tanı tedavi e, hizmetleri almalılar. E, elektifse eğer yani diyelim ki ameliyat olacak e, bir gün belirliyorsun. Hasta değer enfeksiyon ya da bir bulaşıcı hastalık varsa ne yapıyoruz? Önce erteliyoruz mümkünse. Tabii ki acil ameliyatlar, acil tedavi gerektiren durumları saymıyorum. Hasta emay geçiriyor, kalp krizi geçiriyor. Dur önce bulaşıcı hastalığını bir tedavi edelim diyemezsin. Değil mi? Ama akut ama hani elektif şartlar gerektiren basit durumlarda, daha basit durumlarda hayatı tehdit etmeyen mümkün olduğunca ertelemek gerekir. Ve hastaları uygun izolasyona almak lazım. Organizasyonuna niye göre karar veriyoruz? Bulaş yoluna göre. Temas yoluyla bulaşan mikroorganizmalarda temas izolasyonu. Damlacık yoluyla bulaşıyorsa damlacık izolasyonu ya da solunum izolasyonu. Arkadaşlar hastaneye geldiğinizde hastaların kapılarının önünde asılı bazı amblemler görebileceksiniz. Bunlardan bir tanesi bu yıldızdır. Bu yıldız içeride rap yıldızı yatıyor demek değildir. Ya da bir herhangi bir star var demek değildir. İçeride star modunda bir mikroorganizma var demektir. Tamam. Temas izolasyonu alındı demektir hasta. Eskiden temas izol yani hasta herhangi bir izolasyona alınacaksa böyle çarşaf gibi kağıtlara bu hasta temas izolasyondadır. Şunları yapacaksınız, bunları dikkat edeceksiniz diye uzun uzun yazılır hastanın kapısının önüne asılırdı. Şimdi artık bakanlık bunu istemiyor. Diyor ki sen hastanın kapısının önüne şu kırmızı yıldızı koy gelen sağlık çalışanı zaten bunun ne anlama geldiğini, ne yapması gerektiğini, nasıl korunması ve çevreyi koruması gerektiğini biliyor kabul ediyorum ben diyor. Tamam. Nedir peki bu şimdi? Mas izolasyonu. Hemen bakalım. Mikroorganizmaların enfekte ya da kolonize, hani demiştim hatırlayın. Enfekte ya da kolonize hastalardan direkt ya da indirekt temas. Ne demek indirekt temas? Hastanın içerisindeki dokunduğu ya da hani hastanın içerisinde aynı odada kaldığı eşyalar değil mi? bunlara temas ile bulaşmayı engellemek için konu yapılır. Nedir peki? Şimdi arkadaşlar hastaya sen ne tür izolasyon uygularsan uygula. Standart önlemler hani şu an ilk birkaç saat önce anlattığım mutlaka uygulanmalı. Mutlaka standart önlemleri ne demiştim? Hastanın şeyin şikayetinin teşhisinin ne olduğuna bakılmaksızın uygulaman gerekli. Onun dışında izolasyona alınan bir hasta mümkünse tek kişilik odaya alır. Değilse imkanı yoksa kohortlama yapılır. Kohortlama demek yani aynı e, mikroorganizmaların ürettiği hastalar aynı odaya alınır. Hastayla ya da çevreseki cansız yüzeylerle temas ederken steril olmayan temiz eldiven giyilir. Hasta ile ya da odasındaki yüzeylerle temasın eğer çok fazla olması bekleniyorsa, hasta idrar kaçırıyorsa, gayta kaçırıyorsa altına, ileostomisi varsa, açık bir drenajı bir, varsa odaya girerken eldivene ek olarak yine steril olmasına gerek yok. Hümiz bir önlü gelecek. Hasta odasını terk etmeden önce bunlar çıkartılacak ve ilişiğini sağlanacak. Arkadaşlar eldiveni çıkardın, önlüğü çıkardın, temas izolasyonda bir hastanın odasına girdikten sonra hastanın yakın yüzeylerle artık temas etmeden çıkıp gitmek lazım odadan. Aa unuttun üstünü başını çıkarttın eldiveni çıkarttın hastanın bir de ben serumunu ayarlayacaktım hocam. Mekanik ventilatörü işte bakacaktım. Hastanın ya da karyolasına şöyle bir dokundun. Bitti. O eller tekrar el işini sağlanmalı kullanan aletler mümkünse hastaya özel olmalı, odada kalmalı. Değilse, mümkün değilse başka hastaları da kullanması gerekiyorsa yine enfeksiyon kontrol komitesinin uygun gördüğü dezenfektan solüsyonlarla silinerek dezenfekte edilmeli. O da, ya da hastalar arasında eşya, tıbbi malzeme transfer edilmemeli. Evet. Peki kimlere uygulayacağız? Hangi hastalara? Şurada görüyorsunuz. Şimdi bunları böyle tek tek tabii bilmeye gerek yok. Hani bir fikriniz olsun diye koydum. Bunları e, kimsenin bilmesine gerek yok. Bunları enfeksiyon kontrol hekimi ve hemşiresi bilmelidir. Neden? Çünkü böyle bir mikroorganizma ürediği zaman e, hastanın kapısının önüne o kırmızı yıldızı koyulmasını biz söylüyoruz da o yüzden. Şuna dikkatinizi çekeceğim. Çoklu antibiyotik direnci ilk baştaki bakın çoklu antibiyotik direnci taşıyan bakteriler. Görüyor musunuz bunların hepsi ciddi enfeksiyon yapan hastane enfeksiyonu etkenleridir. Demek ki hastane enfeksiyonu etkenleri dan, şey, özür, temas yoluyla bulaşıyor. Evet. Çok var görüyorsunuz temas izolasyonu ile ee, bakın ikinci bir şey söyleyeceğim. Temas izolasyonu niye bu kadar önemli? Bulaş oranının 16 kat azalttığı gösterilmiş yapılan bir çalışmada. Çok ciddi bir rakam, değil mi? Temas izolasyonu. Şimdi hocam niye böyle bir çiçek, niye bunun taç yaprakları mavi demeyin? Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şekiller, şemaller damlacık izolasyonu. Hastanın kapısının önünde böyle bir şey görürseniz işte hocam içeride romantik bir şeyler mi var demeyin. İçeride damlacık izolasyonuna alınmış bir hasta var demek. Damlacık izolasyonu size az önce söyledim. Büyük yani 5 mikrondan büyük partiküllü damlacıkların geçişinin önlenmesinde bu tarz bir izolasyona alınır. Burada aslında bir metre diye biz her zaman söylerdik. Orada kas, yabancı, aslında yabancı şeylerde bir inçtir. O yüzden sonradan biz onu bir buçuk metre diye söylemeye başladık. Yani en az bir buçuk metre, bir buçuk iki metre diye. İşte sosyal mesafeyi bu yüzden sağlıyoruz arkadaşlar. Ağızdan çıkan sekresyon 5 mikrondan daha büyük damlacık olduğu için bir metre, bir, bir buçuk metreden daha ileriye gitmeyerek öptüğü için. Evet. Darlık bir şeye bakın sadece ağız ya da burun değil. Arkadaşlar konjonktivadan ne dedim size? Göz akı. Konjonktiva çok iyi bir bulaş yoludur. O yüzden hastayla yakın durulmak durumunda mutlaka bir gözlük ya da siperlik takılmalıdır. Sosyal mesafeye hatta dikkat edilerek. Enfekte hastaların konuşması, öksürmesi, burun silmesi. Başka aspirasyon, entübasyon, bronkoskopi gibi işlemlerde risktir. Evet, damlacık ve bulaşan ciddi enfeksiyonlar tabii ben buraya durun e, durum bakayım güzel ekleyecektim unutmuşum koronavirüs de dahil gerçi onu artık hepimiz biliyoruz ama bakın influenza da dikkatinizi çekeceğim hani baş belası yine hastalıklardan bu şekilde aynı şekilde bulaşır arkadaşlar yine meningokok ciddi bir e, salgınlar yapan menenjit etkenidir. Mahzeriye menenjititis, meningokok enfeksiyonları, imazif enfriz, influenza tipi, çocukluk çağında en sık görülen e, menenjit etkenidir. Bunlar da hep damlacık yoluyla bulaşıyor. Evet. Ne yapacağız? Bir, standart önlemler alınacak. Hasta tek kişilik odaya alınacak, değilse koordlama yapılacak. Farklı tanılı hastalarla yani bizim hastanemizde çok şükür tek kişilik bütün odalar böyle bir sıkıntı yok ama başka hastanelerde her hastanenin fiziki şartları aynı değil. Farklı tanılı hastalar aynı odayı paylaşması gerekiyorsa yataklar arası mesafeni sen bir, bir buçuk metre tutabiliyorsan farklı tanılı bir hastayı bile yatırabilirsin. Özel havalandırma gerekmez bu odalarda aslında. Oda kapısı açık olabilir. Genel geçer yöntem. Sen eğer hastaya bin metreden daha yakın mesafede çalışma, çalışmayacaksan maske takmana gerek yok. Tabii ben şu anki içinde bulunduğumuz anormal pandemi şartlarından bahsetmiyorum arkadaşlar. Benim şu anda bahsettiğim hani genel damlacık izolasyonu alınmış bir hastalıkta neler yapılması gerektiği. Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmaz. Çıkacaksa cerrahi maske takması, yani şu bildiğimiz normal maske takması yeterlidir. Evet hastanın kapısının önünde şöyle bir asma neyse işte ne yaparsa çınar mı değil mi? Görürseniz hastada solunum izolasyonu, hasta solunum izolasyonuna alındı demektir. Bu daha kötü, değil mi? partiküller 5 mikrondan daha küçük, havada asılı kalıyor, hava akımıyla istediği yere kadar gidebiliyor. Aslında arkadaşlar hava yolu ile bulaşan mikroorganizmaların sayısı neyse ki çok azdır. Bunlardan bir tanesi aktif verem hastasıdır. Aktif akciğer veremi ya da larynx veremi yani her verem değil. Su çiçeği, yaygın zoster dahil, su çiçeği, başka kızamık. Bu üçü arkadaşlar solunum yoluyla bulaşır. Bunlarda e, özel havalandırma sistemli odalara konması gerekir. Hava akımı koridordan odaya doğru yani negatif İçerideki havayı emen, dışarıya göndermeyen emici negatif basınçlı odalar olmalıdır. Saatte 6-12 alt ile 12 kez hava değişimi sağlanmalı. Odadan dışarı hava çıkıyorsa filtre edilmeli. Oda kapısı mutlaka kapalı tutulmalı. Ha o, e, mümkün olduğunca hasta odadan çıkmamalı. Çıkması gerekiyorsa yalnız arkadaşlar cerrahi maske yeterli. Onu unutmayalım. Evet. Möner, akciğer değil mi? Karkiroz tanısı ya da şüphesi olan hasta odasına girerken N95 solunum maskesi takılacak. Kızamık, su çiçeği. Hatırlayın bu ikisi de ne demiştim size? Maalesef ki e, sonum yoluyla bulaşıyorlar. Bunlar da e, niye dikkatinizi çekeceğim? Aşılı değil mi? Aşı ile korunabilen hastalıklar bunlar. Aslında eğer aşı olmadıysan, geçirmediysen kızamık ya da su çiçeğini bu odaya arkadaşlar sağlık çalışanı olarak siz girmeyin. Mutlaka girmen lazım. Senden başka kimse yok. Senin özel durumundan dolayı o aslan odasına senin girmen lazım. O zaman N95 minimum N95. N99 N100 değil mi? N99 bir mikron çapındaki ne kadar geçirmez e, ee, solunum maskesiyle girilmeli. Ama bağışıksan su çiçeğini geçirdin. Kızamığı geçirdin ya da aşılısın. Değil mi? Maske takmana gerek yok. Evet, izolasyon önlemlerimizde böyle söyledikten sonra tamamen farklı bir başlığa geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, tıbbi atık yönetimi. Evet, tıbbi atık yönetimi bizim hastanemizde bir süredir farklı uygulanmakta arkadaşlar. Ben de size ...birazcık farklı olarak anlatmak istiyorum. Yani biz nasıl uyguluyorsak öyle anlatacağım size. Ee, şimdi tıbbi atık derken... ...genel anlamda daha doğrusu atık... ihtiyaç duymadığımız uzaklaşmak istediğimiz... ...erteli madde bunu zaten bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir slide koydum. Sebebi ne? Şimdi atık yönetiminde bazı şeyler... ...bazı kavramlar değişiyor. Şimdi ee, tabii ki atık hani bunun amacı yani artık öncelikle önlemek yani tıbbi atığı ya da atıkları mümkün olduğunca az oluşturmak azaltmak e, mümkünse bir kısmını tekrar eğer kullanabiliyorsak geriye dönüştürebiliyorsak bunu sağlamak geri kazanımı sağlamak ha, bunları yapamadıklarımızı artık bertaraf etmek en son seçenekte bertaraf etmek şimdi Atıklar anlamında biraz ilginç bir durum var. Hastaneler için tabii kastediyorum bunu. Senin kirleten öder prensibiyle senin çıkarttığın ne kadar tıbbi atık varsa gramı gramına bunlar e, çevre kanuna tabidir. Gelen görevler tarafından tıbbi atık görevleri tarafından ki bunlar belediyeceler belediyelerce sağlanır tartılır. Ne kadar tuttuysa sen yani hastane olarak bir de tıbbi atığın parasını ödersin. Böyle bir kural var. Şimdi neler değişti? Şöyle söyleyeyim ben size. Bizi takım şeyleri değiştirdik. Tıbbi atık kavramında bazı değişiklikler oldu. Ee, daha önceden hastanın şeyi ne olursa olsun, enfeksiyon olsun olmasın, hastanın dokunduğu ne varsa, onların hepsini tıbbi atığa atın deniyordu. Ama şimdi e, şu gördüğünüz hani kırmızı çerçeveye aldığım tıbbi atıklar oluyor arkadaşlar. Bunlar içinde enfeksiyöz atıklar, patolojik atıklar, patoloji biyopsi parçaları da tıbbi atık kabul edilir ve keskin, kesici, delici atıklarda yani iğne ucunu falan kastediyorum. Bunların hepsi tıbbi atığa girmekte. Evet, enfeksiyöz atık tanımında biraz farklılıklar oluşturduk. İsterseniz şu güzel bir şey tablo. Buradan ben size önce bir genel olarak söyleyeyim tıbbi hata geçmeden önce. Nelerimiz var atık dediğimiz hastanelerde bakın. Genel atıklar var. Evsel atık diyoruz biz bunlara. Evinizde attığımız ne varsa. Bunların bir kısmı geri geriye dönüşebilir ambalaj atıkları dediğimiz atıklar var. İşte kağıt, karton, plastik, cam, metal. Bunları da ayrıştırıyoruz hastaneler bazında. Tıbbi atıklar var, işte enfeksiyöz patolojik, kesici delici atıklar dediğimiz. Tehlikeli atıklar var, tehlikeli atıklar bunlar fiziksel ya da kimyasal özelliklerinden dolayı bazı özel işleme tabi tutularak ancak atılabilecek olan. Bunlar için büyük e, lacivert renkli, koyu mavi lacivert variller sağlanır ve o varillerin içinde toplanır. Bakın düşünün. Bir de radyoaktif atıklar var. Radyoaktif atıklar Türkiye Atom Enerjisi'nin e, kurumunun e, sorumluluğu altındadır. Onlar işte piller vesaire. Onlar kendi mevzuatı hükümleri doğrultusunca belli aralıklarla gelir. İşte nereyle muhatap olacaklarsa onları toplarlar. Şimdi enfeksiyöz atıklar artık enfeksiyon yapıcı atıklar şeklinde ismi değişti. Enfeksiyon yapıcı atık e, 2017'de sene 2017'de arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam çünkü e, bizim çok özür ne oldu bizim e, tıbbi atık yönetmeliğimiz değişti infeksiyon yapıcı atıklar tanımına infeksiyon yapıcı etkenlerin taşıdığı etkenleri taşıdığı bilinen ya da taşıması muhtemel olan şeklinde bir tanım getirildi. Şu aşağıda görüyorsunuz diyaliz atıkları tıbbi atık sayılıyordu. Yine yönetmelik, son yönetmelik diyaliz atıklarını tıbbi atık olmaktan çıkarttı. Evet, şimdi buna göre enfekte atık ya da evsel atıklar, evsel atıklara biz daha önce tıbbi atık kabul ettiğimiz ama artık son yönetmenlikle tıbbi atık olmadığını gösterdiğimiz bazı şeyleri de atmaktayız. Bunları e, yani bilginiz olsun diye getirdim. Hani hastaneye geldiğinizde neyi nereye atacağız hani bizim e, Ankara Medikal Park Hastanesi için söylüyorum. Bunu hani e, bilmeniz çok önemli. Eğer bir şekilde hastaya dokunacak ya da siz hastayla ilgili bir şey yapacaksanız. E, Klinik ya da laboratuvar olarak kanıtlanmış enfeksiyonu olan hastaların patojen içeren vücut sıvı ya da salgılarıyla kirlenmiş ne kadar atık varsa bunlar tıbbi atığa atılıyor. Tıbbi atıklar arkadaşlar üzerinde zaten büyük büyük yazar tıbbi atıktır. Kırmızı renkli e, naylon torbalar kırmızı renkli e, tıbbi atık kovalarının üzerine geçirilir ve siz oraya atarsınız. Tamam. Bunlar, bunlar hemen bir iki tane örnek verip geçeceğim. HIV AIDS değil mi? Hepatit B, hepatit C enfeksiyonu olan hastaların kan, steril vücut sıvıları ile kirlenmiş mesela bütün malzemeler. Açık verem, tüberküloz olan hastaların solunum salgılarıyla kirlenmiş bütün malzemeler. Ameliyathane odasında hastaya temas eden her tür saf malzeme. Fazla miktarda kan ve steril vücut sıvıları ile kirlenen bütün malzemeler. Kullanılmış kan kan ürünü içeren transfüzyon torbaları, laboratuvar atıkları, kültürler, enfekte hayvanlar, laboratuvarlarda biliyorsunuz o tarz deneylerde yapılıyor. Patolojik materyaller, patarıcı patoloji materyalleri, insan dokusu, organı, anatomik parça, otopsi materyalleri, işte fetus, plazenta e, gibi materyaller, başka kesici delici hani atık kutusu dediğim size içine atılacak hani o bistürü vesaire sert dediğim onlar da yine bir enfekte atıktır. Sadece daha serttir, daha farklı şeyler onun içine atılır. Evet, peki biz neleri artık esel atık olarak atıyoruz? Bakın klinik ya da laboratuvar olarak şüpheli ya da kanıtlanmış enfeksiyonu olmayan hastalardan kaynaklanan atıklar, hasta alt bezleri mesela, hasta alt bezleri, Bunlar eskiden hep tıbbi hata atılıyordu. Boşaltılmış idrar torbası, boşaltılmış bakın ya da idrar sondası, boşaltılmış aspirasyon torbaları, tek kullanımlık sürgü, ördekler, nazogastrik sonda, endotracheal aspirasyon sondaları, enteral beslenme tüpleri, tek kullanımlık böbrek küvetleri, enteral ya da parenteral beslenme torbaları, sargı bezleri, spançlar, alçı, ateller, pamuk, ama nasıl pamuk? Bakın kanalmada kullanılan pamuk tamponlar. Yani oradaki o sadece bastırmak amacıyla kullanılan böyle e, her tarafı kan olmamış olan pamuklar. Bunlar e, yabancı e, orijin, yani nasıl söyleyeyim size e, bunu araştıran ve bu konuda otör olan yabancı otör e, merkezlerden alınan aynı zamanda onlara danışılarak alınan kararlardır. Maske, gözlük, önlük, nazal oksijen kanülleri, serum setleri ve torbaları, ilaç torbaları. Ama notun altını çiziyorum. Kemoterapatik ilaç dışındaki ilaçlara ait olan boş flakonlar, boş bakın ve plastik serum şişeleri geri dönüşüm torbalarına, mavi torbaya atılıyor. Evet. Şimdi bu şekilde oldu başka hastaneden başka yoğun bakım ya da yoğun bakım ünitesinden kabul edilen hastalarda herhangi bir enfeksiyon bulgusu varsa direkt tıbbi atık. Hiç böyle bu kadar saydığıma bakmayın. Evet. Sen nitelikli olanlar, kontamin olmayan, geri dönüşümsüz olan atıklar. Bunları size söyledim. Az önce tek tek saydım. Saydıklarımın tekrar hani şimdi biz bunları tabii Sonuçta hekimleri ve hemşire arkadaşlarımıza çok çok iyi bir şekilde öğretmek durumundayız. O yüzden burada bu şekilde tekrar hani onlarla beraber saymak için bir daha yazmış bulunuyorum. Ama hani aynısıdır. İnan etmeden geçiyorum. Zaten slaytları da alabilirsiniz. Hani aynı şekilde bir şeye ihtiyaç olduğunuzda döner bakarsınız arkadaşlar. Evet bu da görsel olarak evsel atık derken neyi kastettiğimizi az önce söylediğim der örneği. Şimdi ambalaj atıkları için arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bu yeni yani son 1-2 haftalık. O yüzden bilgiyi de buradaki bilgiyi de değiştirdim size. Kontamine olmamış bakın yani hastanın kanı sekresyonu sıçrarsa olmaz ama kontamine olmamış kağıt, karton, plastik, metal ambalaj atıkları, kemoterapetik ilaçlar dışındaki ilaçlar, boş ilaç flakonları, plastik serum şişeleri ambalaj atığı olarak kabul ediliyor. Geri dönüşüm açısından bakın kağıt, metal kutular, işte kompozit kutular, malzeme kılıfları, pet şişeler. Şimdi bunlar şöyle gördüğünüz ortadaki mavi, mavi renkteki geri dönüşüm kutusuna atılıyordu. Şu daha bugün çektim enfeksiyon ve covid e, poliklinin işte e, poliklinin de olduğu yerin önünde bütün şeylere kondu bunlar bütün katlara kondu şöyle hastaneye geldiğinizde hastanemizde görürseniz bunlar hepsi geri dönüşüm ama ne yapıldı kağıt cam hani siz az önce saydığım var ya metal plastik ayrıştırıldı bu şekilde geri dönüşüm kutularına konulardı evet. bir atıkları da size söyledim az önce söylediklerimin yine tekrarıdır. Size tekrar etmeyeceğim. Hani dediğim gibi bunları biz böyle satır satır hastanede çalışan hemşirelerimize, de, hekimlerimize de, e, ezberletmek durumundayız. Çünkü pratik bir şekilde neyi nereye atacak karşısında üç tane beş tane atık kutusu var. Neyi nereye atacağını iyi bir şekilde bilmesi lazım. Az önce söylediklerinin e, tek tek satır satır yazılmış halidir. Patolojik atıklar. Dolasyonla alınmış olan hastanın odasından çıkan bütün atıklar. Laboratuvar atıkları, kan, kan ürünleri ya da direnler, bir daha söylüyorum, e, bunların hepsi eee nereye? Tıbbi atık kutusuna atılır. Böyle gördüğünüz gibi kırmızı ya da turuncudur. Kesici delici alet kutusu da tıbbi atıktır. Kesici delici alet kutusu böyle serttir arkadaşlar. Sert plastikten yapılır. İçine enjektör deri altı girişim iğneleri, lanset, bir sürü bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütür iğneleri, biyopsi iğneleri, bakın ele batma ihtimali olan ne varsa. Oradan düşünün. Intraketler, kırık cam ampul, lam lamel, kırılmış cam tüp, petri kapları bunlar tutup da arkadaşlar e, normal atıklara atılmaz. Bunları normalde çünkü temizlik personeli topluyor, ağzını bağlıyor, bazen kucaklayıp kaldırıyor. Sen onun içine iğne atarsan, ki böyle çok yaralanma oluyor maalesef. Çok ciddi yaralanmalara sebep olabilirsiniz. Evet. Burada da görsel olarak işte harter, sert, cam, kesici, deli, adı üzerinde delici, kesici aletler, delici, kesici alet kutusuna atılıyor. Evet. Peki bunlar sonra ne oluyor? Bunları arkadaşlar dediğim gibi hastaneler kendileri değil. Bunlar Çevre Şehir Bakanlığı, Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'na aittir. Onların e, prosedürleri var. İşte bu konuyla ilgili çevre mühendisliğiyle çalışılıyor. Hatta her hastanenin de beraber çalışmak durumunda olduğu bir çevre mühendisi vardır. Ne nereye atılacak, ne ne yapılacak. Belli gelir ve zaten e, kontrol ederler e, bakanlıktan. Bunları, bunları arkadaşlar belediye görevlileri dediğim gibi gelir, tartar, tar. Karısını alır, alır götürür. Sterilize etmek onlara aittir. Bazen yakarak, bazen de işte sterilize edip büyük e, özel böyle işte gözden ırak yerlerde derin çukurlar kazarak içine gömme yöntemiyle de bunları bertaraf etmekteler. Son konumuzda sağlık personelinin aşılanması gereken, önerilen hastalıklar neler? Arkadaşlar her zaman söylediğim bir şey var. Bir sağlık çalışanının... Şura taşı şu gördüğünüz hastalıklardan dolayı bunlara yakalanması, bunlardan dolayı bir sekel oluşması, hastalanması, Allah korusun vefat etmesi gerçekten kabul edilir bir şey değil. Neden? Çünkü hepsinin aşısı var. Bakın hepatit B, influenza, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği. Ben buna bir de hepatit A'yı ekliyorum arkadaşlar. Hepatit A aynı şekilde. Peki, şimdi önce şunu bilmek lazım. Sen ne zaman yaralandığında riskli yaralanma olacak bu? Değil mi? Bir de buna bakalım. Şimdi perkütan yaralanma iğne battı. Değil mi? Kesici bir alet ile yaralandın. Bu riskli yaralanmadır arkadaşlar. Yine baktığım kaynaklar hep ter dışında dediği için ben de buraya o şekilde getirdim. Ter dışındaki diğer tüm vücut sıvı ya da salgı ya da kan hastanın ne varsa senin mukoza ile temas etmesi. Yani ne demek? Gözüne sıçraması. Burnun içine, ağzının içine sıçraması. Oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Sen bir de üşenikte gözlük takmazsan, korunmazsan kendini. Oluyor. Ya da ya da bütünlüğü bozulmuş cilt ile temas. Elinde kesi vardır. Değil mi? Kanıyordur. Bir şey vardır. O dermatit vardır. Yaran vardır. Oraya sıçrar. O zaman da sen riskli yaralanmış olursun. Evet. Ne yapacağız peki? Arkadaşlar bir riskli yaralanma oluşursa yaralanmanın oluştuğu cilt bölgesi bildiğiniz bildiğiniz su ve sabunla bol miktarda su ile yıkan bildiğiniz mekanik yıkanmalıdır. Tamam. Mukozaya temas etti, gözüne sıçradı. Gözünüzün içine sabun doldurmayın tabii ki. O zaman gözünüzü ne yapacaksınız ya da işte ağzınızın içi neyse e, bol su ile değil mi? Bol miktarda su ile adeta hani yıkanır şeklinde yani iyice yıkanmalı. Arkadaşlar filmlerde falan görüldüğü gibi yaralanmanın oluştuğu bölge yılan ısırı falan gibi böyle sıkıp kanatılmaz, emilmez. Yapmaya çalışanlar var çünkü duyuyorum. Tamam hani abartmaya da gerek yok. Şimdi yaralanmanın meydana geldiği bölge iyice yıkadınız. Sonra antiseptik solüsyonla silinebilir mi? Silinebilir. Ek korunma sağlayıp sağlamadığı belli değil. Hani o yüzden bir daha söylüyorum. Asıl önemli olan o anda mekanik olarak su ve sabunla yıkamaktır. Bazen de çok fazla panik olup orayı böyle neredeyse kazıyacak şekilde böyle çamaşır suları ne bulduysa dökülüyor. Bunu da duyuyorum. Gerek yok. Yani bir şey de yaramaz. Bir deyince yara edersiniz. Tabii ki yaralanan kişinin hani HDS, anti -HBS bakılacak ama bir daha söylüyorum. Hepatit B'ye karşı aşılanmamış bir sağlık çalışanı asla olmamalıdır. Sene 1995. 95'ten itibaren doğan herkesi Sağlık Bakanlığı yeni doğanı e, hepatit B için aşılama programına aldı. Eğer aşılarınız tam ise muhtemelen hepatit B aşınızı da olmuşsunuzdur. Tamam. Hepatit B aşınızı ama yine de bir kereye mahsus benden size tavsiye anti-HBS baktırın. Yani antikor oluşup oluşmadığını. Eğer ki onun üzerindeyse, 10 on ünitenin üzerindeyse korunuyorsunuz demektir. Değilse ya bana gelin bana başvurun ben size yani yol göstereyim ya da yapılacağı söyleyeyim tek bir doz hepatit B aşısı olup e, çünkü bunlar hafıza hücrelerinde hani sıfırlansa bile antikor hepatit B için konuşuyorum sıfırlansa bile antikor e, tekrar virüsle karşılaştığı zaman çok hızlı bir şekilde o memorisel dediğimiz hafıza hücrelerinde beklediği için bu gösterilmiş hepatit B aşılarında tabii darısı korona aşısına inşallah. Onda daha bilmiyoruz ne kadar ne korunacak, bizi koruyacak. Ee, tekrardan antikor seviyesi yükselir. Bunu bir görelim. Oldu mu? Hepatit C ve HIV ve temas sonrası yapılacak hiçbir şey yok profilaks açısından diyorum. Hepatit B'nin işte imingülebilin aynı anda aşı başlatılıyor. HIV'li HIV bir hastadan işte diyelim ki riskli yaralanma oldu. Elinize batırdınız, hastaya batırdınız iğneyi ne bileyim yüzünüze gözünüze kan sıçradı diyelim ki. Direkt tedavi başlıyoruz arkadaşlar. Yani yaralanan kişiye direkt antiretroviral tedavi başlanıyor bildiğimiz sonuçlar başarılı. Hepatit C'nin ne aşısı var ne serumu var. O yüzden ne yapacağız? Korunacaksınız. Hani şu size söylediğim genel geçer standart önlemler, kişisel koruyucu ekipmanlar değil mi? Elinize batırmamaya dikkat edeceksiniz. Evet anlatacağım konular bu kadar. Ee, bir hastaneye adım atarken en azından bunların bilincinde olursanız hem kendinizi hem çevrenizdekileri, hastaları, hasta yakınlarını, herkesi, arkadaşlarınızı, çalışma arkadaşlarınızı değil mi? Korumuş olursunuz diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hocam.